Ava giden avlanırmış Mihran. Ne yapayım şimdi seni ha? Geberteyim mi? Seni adam sanıp geldik Rasim Bey. Ya Mehmet'i bırakıp şehrinden vazgeçersin... ...ya da... Ha? Ya da ne? Şansını zorlama muhtar. O dilini kopartırım senin. Rasim! Çek elini onun üstünden. Beyefendi baskına gelmiş. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ensesine çöküverdim. Vay vay vay. Kendi ayağıyla gelmiş. Biz de yakışanı yaparız. Elimizden geldiği kadar ağırlarız. Ne oluyor hükümet? Kime dua ediyorsun? Mihrali'ye mi? Mihrali'ye ediyorum. He. Hoca emmiye ediyorum. Ne yapıyorsun? Hiç. Ne yapacaksın o silahla? Kurban olayım. Ne olur bir delilik yapma Kemal. Oğlunun başını sepetin içinde görmek istemiyorsan... ...sana ne dediysem... Harfi harfine yapacaksın Kemal ağa. İyi düşün. Sıkı karar ver. Allah, 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 Allah! Geliyorlar Ömer. Hazır ol. Allah 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 Allah. Ne? Patlamadı mı? Dalga mı geçiyorsun sen Yunus? Neydi lan? Kızım? Eşberim sana mı kaldı? O yüzüne bile tükürmezsin. Sen öyle zannet. Kız konuşma. Vallahi bu sefer gebertirim seni bak. Gebert! Gebert de kurtulayım elinizden! Ha? Konuşma dede! Vurma, vurma dede! Mehmet! Ne var? Ne oldu? Şu varile bak. Mehmet nerede? Sağlam bir yerde. Hele önce biz şu işimizi bir halledelim. Gerisi kolay. Baba sen misin? Benim oğlum. Nasılsın? Ben iyiyim baba. Bir şey yapmadılar. Arazi işi tamam. Asıl mesele öteki. Sana iki gün müsaade. Kızınla konuş, zorluk çıkarmasın. Ne diyorsun sen? Mankafa dedim lan it. Böyle bir şeyi nasıl kabul edersin baba? Eşber'den o pisliğe varmayacağımı bile bile nasıl edersin? Baba, Mihrali'ye ne oldu? Mihrali'yi de yakalamışlar. O da Mehmet'in yanında. Azam Bey'in yanındaki Fadime ile ilişkisi varmış Mihrali'nin. Ne? Mihriban! Mihriban kızım! Mihriban! Mihriban, Mihriban yavrum. Yavrum. Yo, yapamaz bunu. Mihrali yapamaz bunu. Yo. Mihriban, yavrum. Mihriban. Mihrali bunu yapmaz değil mi hoca emmi? Yok. Yapmaz. Mihrali bunu yapmaz. Mihriban yavrum ne olur böyle yapma kızım. Sen de duydun mu anne? Fadime'yi duydun mu? Bana bak,
bu odanın dışına çıkarsan gebertirim seni. Helaya bile benimle gideceksin. Anladın mı? Al kızmış şunu. Susadığın zaman naylon bardaktan içersin. Tut şunu. Şu sürahi de al. Ne diyor bu? Çiçek senin yine. Kaçırırsınız lan! Vallahi Mihrali oyuna getirmiş olur ha! Bir halta beceremediniz! Eşber! Dur! Mihrali meselesi de bir daha mani olma bana dayı! Paspala! Hoca emmi! Hoca emmi! Paspala! Hoca emmi! Allah'ım! Nerede bu Mihrali? Neredesin be oğlum? Azam Bey! Azam Bey! Hoca emminin sesi değil mi bu? Git kapıyı aç, Fadime'yi ben hallederim. Azam Bey! Geldim hoca emmi, geldim. Hoş geldin hoca emmi. Konuşmamız lazım Azam Bey. Konuşalım hoca emmi. Buyurun içeri girin. Bir soran olursa beni Mihrali hamile bıraktı diyeceksin. Tamam mı? Bak yoksa seni öldürürüm ha. Etlerini cımbızla çeke çeke öldürürüm, anladın mı? Anladım. Anladım, artık dövme beni. Bak. Bak dediğimi yaparsan dövme. Bak ne diyeceksin söyle şimdi. Mihrali diyeceğim. Tamam. Ağzından eşber lafı çıkarsa kıtır kıtır keserim seni. Tamam mı Fadime? Tamam. Eşber lafı yok. Eşber yok. Mihrali yaptı. Aferin Fadime. Kayının Rasim apaçık zulmetmeye başladı. Birkaç gün önce az daha Kemal'i vuracaklardı. Mihrali mani oldu. Şimdi de Kemal'in oğlunu kaçırdı. Şantaj yapıp arazilerini elinden almak istiyor. Benim bunlardan hiç haberim yok hocam mı? Nasıl haberin yok? Araziyle beraber Kemal'in kızını da Eşber'e istemiş. Eşber'e mi? Bizim Eşber'e mi? Eşber burada yok ki hocam mı? Oğlanı Almanya'ya gönderdim ben. Eşber burada yahut değil. Orasını bilmem. Rasim oğlunu öldürürüm diye tehdit edip arazilerin satışı için vekaletname imzalatmış Kemal'e. Kızını da istiyor. Üstelik bu da yetmezmiş gibi Mihrali'ye çamur atıyor. Çamur mu? Güya Mihrali ile sizin Fadime arasında bir ilişki varmış. Bundan da mı haberin yok Hasan Bey? Var. Rasim doğru söylemiş.
Ben de kendi gözümle gördüm. Bizim ahırda buluşuyorlarmış. Mihrali'yi oradan çıkarken gördüm. Fadime'yi sıkıştırdım. Her şeyi anlattım. Rasim'in söylediği o işte. Mihrali yılan gibi evimize girip elin fukarasını gebe bırakan bir alçak. Doğru mu bunlar Azam Bey? Benim bildiğim Mihrali bunları yapacak bir çocuk değil. İnanmıyorsan gel de kendi kulağınla işit hoca emmi. Zavallı kız bu yüzden aklını oynattı. Çık yukarıda Fadime'nin ne halde olduğunu gör. Buket çok zeki bir çocuk. Geri kaldığı derslerde arayı çok iyi kapattı. İnşallah bundan sonra engel olmazsınız. Bırakın kızınız okusun. Çocuğun istikbaline mani olmayın. Yok yok. Madem okuyor mani olmam ben. İstersen mani ol. Hoca emmi gene tepene dikilir vallahi. Sen karışma kız. Karın doğru söylüyor. Aa Hatice abla değil mi bu? He ya. Hatice abla. Hatice abla. Hayrola Hatice abla. Ne bu telaş? Sorma Şevket. Mihrali iki gündür ortalıkta yok. Hoca emmiye baktım. Evde değiller. Muhtar da şehre inmiş. Dükkana hiç uğramamış. Ben de kime sorsam diyordum. Sabah da dükkanı kapalıydı. Okulun bir takım işleri için gittim. Mihrali yoktu. Başına bir iş gelmesin oğlanın. Ne gelecek Hatice abla? Koca delikanlı. Öyle deme Şevket. Çıngırak Rasim yüzünden içim hiç rahat değil benim. Geçen hoca hanım da gördü. Rasim'le kapıştılar. O gün bugündür huzurumuz kalmadı ki. Rasim gene gelmiş bugün. Buraya mı gelmiş? Evet ben de gördüm. Hatta yanındaki Kahya'nın kızına ders vermemi istedi benden. Boyun altında kalsın inşallah. Allah'ım. Bu oğlanın başına bir iş açmasın. Yok yok merak etmeyin. Kötü bir şey olsa şimdiye kadar çoktan duyulurdu. Dayısına bir baksan Hatice abla. Belki onlar biliyordur. Yani mihriban demek istiyorum. Dayısına nasıl gideyim Şevket? Sen de abimin huyunu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. He orası da öyle ya. İstersen ben gidip konuşabilirim mihribanla. Bilmem ki. Birlikte giderim. Sen dışarıda beklersin. Ben bir şeyi bahane edip mihribana sorarım. Olmaz mı? Sana zahmet olacak kızım. Ne zahmeti? İyi olur Hatice abla. Gidin, gidin. Buket, gösterdiğim sayfaları çalış tamam mı? Tamam öğretmenim. Hadi gidelim. Ben de kahvedekilere bir bakayım. Belki bir haberi olan vardır. Hadi siz içeri girin. Fadime, kızım ne oldu sana böyle? Ne olacak? Mihrali'nin marifeti işte. Kızı bu hale getiren o. Öyle mi Fadime? Mihrali mi? Mihrali. Ne yaptı Mihrali sana? Üstüme geldi. Üstüme geldi. Demedim mi ben? Siz hala Mihrali denen o soysuz savunun bakalım. Senin gölgene sığınıp ne işler çeviriyor? Gözünü aç da gördüm anla hoca. Aa, ne demek istiyorsun sen Zeliha? Tövbe estağfurullah tövbe. O belayı başımıza sen sardın. Bunda senin de suçun var. Zina eder. Hoca efendinin ne suçu varmış? Sus hasibe kadın. Yalan mı? Mihrali'nin anasını öz abisi bile kabul etmedi. Evine sokmadı. Ama hoca emme arka çıktı. Hatice ile oğlunun ne soysuz olduğunu Kemal Ağa anladı. Ama sen anlamadın hoca emme. Abisinin sokağa attığı kadına sahip çıktın. Bizi de mahvettin. Zilha! Bırak beni konuşacağım. Herkes her şeyi bilsin. Haddini hududunu da. Ne olacak şimdi ha? Mihrali'nin kirlettiği bu kızın günahını kim ödeyecek? Onun namusunu kim temizleyecek? La havle ve la kuvvete illa billah. İyi düşünsün. Bak bu çok ağır bir suçlama. Kimseden korkmana gerek yok. Burada ben varım kızım. Hadi söyle bana. Seni Mihrali mi kirletti? Ha kızım? Mihrali. Mihrali kirletti hocam. Mihrali. Ha hükümet. Seni gördüğüm iyi oldu. Zırık Şevket ne yapıyorsun lan? İyiyim, iyiyim. Sen Mihrali'yi gördün mü? İki gündür yokmuş.
Anası yana yakıla onu arıyor. Arıyor he? Mihrali'yi gördün mü? Mihrali'yi. Hükümetin önünden geçtim. Ya bırak hükümeti hükümeti oğlum. Ben sana Mihrali'yi soruyorum. Mihrali'yi. Mihrali de gelecek. Gelecek mi? Nereden gelecek? Oradan gelecek. Orası neresi lan? Orası burası. Hadi be sen de. Sana soran da kabahat. Allah'ın delisi. Allah'ın delisi. Hükümetin önünden geçtim. Kız Mihriban senin Ali'ye baksana, gözünü buradan hiç ayırmıyor. Hele bir ayırsın, gözlerini oyarım onu. Sana bakmıyor ki akıllı, bana bakıyor. Hoş, neyine bakacak senin, karga burnuna mı? Burnuma kurban olayım sen. Hiç uğraşma Fadime, o Mihriban'ın Ali'si. Sana kaptırmaz. Kapıyı mı gör? Kaçır beni Mihrali. Olmaz, yapamam. Neden? Oğlum. Mehmet, oğlum. Ayağım çok acıyor baba. Merak etme, bir şey yok. Küçük bir şey. Mehmet, oğlum. Ah yok. Mehmet ayağından yok. Mihrali getir. Mihrali gitti. Mihriban kızım. Pamuk, gazlı bez, oksijenli su getir. Peki baba. Çabuk ol. Yavaş. 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 Ayağının üzerine bas. Basma, ağırlığını aldım ben. Baba. Ayağım çok acıyor. Dayan oğlum. Mehmet yavrum. Meryem şöyle geç. Dur oğlum. Yavaş. Otur. Mihriban nerede kaldın geldim kızım? Geldim baba geldim. Mihriban kızım, oturma odasından bant getir. Tamam baba. Öldüreceğim. Mihrali! Baba! Mihrali! Baba Mihrali de yaralı. Biri gitti. İşte. Oğlum. Mihrali nerede? Oğlum! Mihrali yavrum! Ne oldu sana?
Ben iyiyim anam. Merak etme. Abi ne oldu? Hatice bacım merak etme. Merak etme. Miral iyi. Yarası çok büyük değil. Abi. Abi. Abim. Bağışla beni. Ne olur bağışla beni. Ne yaptın? Ne yaptın? Niye böyle olduk abi? Niye? Bacım. Kadersiz bacım. Bitti artık. Bitti. Hadi ya, iki lokma bir şey ye. Akşam da bir şey yemedin zaten. Bugün de gelmeyecek. Kim? Mihriban. Oradayken yanıma bile uğramadı. İki gündür buraya da gelmedi. Tek kelime bile çıkmadı ağzından. Ne oldu ana? Mihriban'a ne oldu? Bir şey olduğu yok oğlum. Dayının yanında gelip seni boyuna sarılacak değildi ya. Buraya da gelmedi. Nasıl gelsin oğlum? Mehmet de yaralı. Bırakıp da nasıl gelsin? Hadi ye yemeğini. Fırsatını bulursa gelir. Korkma oğlum. Garip bir şey var ana. Dayımın bakışlarında bile var. Pansumana geldiğinde bir ara bir şey söyleyecekti. Ya da ben öyle hissettim. Sonra vazgeçti. Dayının aslında söylemek isteyip de dillendiremediği o kadar çok şey var ki. 24 yıl bacım bacım yok deyip de bir günde değişmek kolay mı? Dayak yemişten beter oldu adam. Hoş, hepimiz öyle olduk ya. Mihriban'ın gelme işi de bu yüzdendir. Hele sabret. Bir iki gün daha geçsin, bak nasıl gelecek. Gelmezse sen gidersin. Ben bakarım oğlum. Kim o? Benim, ben Kemal. Hoş geldin abi, buyur. Hoş bulduk bacım. Nasılsın? Sağ ol abi. Ali nasıl? İyi, içeride. Geç abi. İnadınız kurusun emi. İki gündür ağzına lokma koymadın. Nasıl ayakta durabiliyorsun hala anlamıyorum. Böyle yapınca iyi mi olacak sanki? Git Mihrali ile konuş. Baban şehre gidecek nasıl olsa. Sen de halana git. Mihrali'ye sor. Nedir bu Fadime meselesi diye. Saçmalama anne. Asıl saçmalayan sensin. Git konuş. Eğrisi doğrusu neyse çıksın ortaya. Zeliha onları görmüş anne. Hayvan damından çıkarlarken görmüş. Gece yarısı Mihrali'nin ne işi var azamların damında? Hala anlamıyor musun? Hoca Emmi de aynısını Fadime'nin ağzından dinlemiş. Fadime'nin söylediklerinin bir şahidi de Hasibe hala. Daha ne gidip soracağım Mihrali'ye anne? Sen olsan sorar mısın? Gayet iyi yeğenim. Haftaya bir şeyin kalmaz. Mustafa ölme. Mustafa. Kocası yaralı kızın Kemal. Ölüyor adam. Gebersin it. Babamı kahrından nasıl öldürdüyse kendi de öyle gebersin. Hadi giyin yeğen. Üşütürsün. Hadi Hatice, hazır mısın? Hazırım abi. Ne işi bu abi? Söylemedim. Merak ettim. Hele bir şehre inelim, orada öğrenirsin. Nüfus kağıdını da al yanına. Nüfus kağıdı mı? Yolda arama marama yaparlar. Lazım olur. Peki. Hayırdır dayı? Yok bir şey. Ben hazırım abi. Öyleyse gidelim hadi. Hadi sağlıcakla kal. Güle güle dayı.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba hükümet. Merhaba Kemal abi. Nasılsın? İyiyim Kemal abi. Açıkız nasılsın? İyi. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Şey olmadı. Ne oluyor? Ne oluyor? Sen ne yaptın? 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 Hoş geldiniz hocam. Omzun kanamış senin. Dur sen dokunma. Mikrop kapar sonra. Hay Allah. Hemen pansuman yapmak lazım. Önemli değil hocam. Bir ara ben yaparım. Nasıl yapacaksın? Olur mu öyle şey? Sağlık ocağına gidelim. Orası olmaz. O halde ben yaparım. İnanmıyor musun? Pansuman yapmak için bir şeyler var mı burada? Evde. Mihriban! Nereye? Gelsene. Yok, bir işim var. Mihriban dursana, gel iki laf edelim. Laflayacak halim yoksa olmaz. Allah Allah. Ne oldu bu kıza? Anlamıyorum. Bir insan 24 yıl aynı inadı nasıl sürdürebilir? Haberleri olsa dayın Guinness Rekorlar kitabına bile girebilir bence. Ekecik inadı bu hocam. Sülale boyu. Mihriban da mı öyle? Hem de nasıl? Bak acıdım şimdi sana. Öyle mi?
Laf almaya geliyor hasbi. Ne işim var benim burada ya? İyice manyaklaştım. Allah'ım ne yapacağım ben? Ne diyeceksin onlara ha? Kendini aşağılatmak için mi gideceksin? Mihriban buralarda dolaşıyor. Ne? Mihriban buralarda dolaşıyor. Bana bak. Eğer gelirse Dumanlı Hoca'ya ne söylediysen aynısını ona da söyleyeceksin. Yoksa başına gelecekleri biliyorsun. Ama almasan içeri olmaz mı? Gözün içine baka baka Mihriban'a nasıl yalan söylerim? O benim arkadaşım. Mihrali ile fingirdeşirken Mihriban arkadaşın değil miydi? Şimdi mi aklına geldi arkadaş olduğunu? Sürtün! Söyleyeceksin. Dilini kopartıp köpeğin önüne atarım bak. İyi dinle beni lanet olasıca. Yanlış bir laf edersen öldürürüm seni. Öldürürüm, anladın mı? Fadime! 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 Allah'ım ne diyeceğim ben şimdi ona? Ne var? Ne yapacaksın Fadime? Onunla konuşmam lazım. Ne konuşacaksın? O bizim aramızda. İyi, gir konuş ne konuşacaksın. Fadime yukarıda. Fadime ile yalnız konuşacağım. Hadi ya. Evime gelip benden gizli dedikodu yapabileceğini mi sanıyorsun? Çamaşırhane mi burası? Ne konuşacaksan benim yanımda konuş. Yoksa çık git evimden. Şimdi hemen. Bekle. Mihriban. Gel. Oturmaya gelmedim. Bir şey sorup gideceğim. Ne soracaksın? Ortalıkta dolaşan laflar doğru mu? Hangi laflar? Mihrali ile aranızda geçenler doğru mu? Mihriban, bak canım. Doğru mu dedim? Doğru. Her şey doğru. Böyle olmasını istemedim Mihriban. İstemedim. Allah cezanızı versin. İkinizin de. Lanet olsun. Lanet olsun. Babam o kadar uğraştı, ben inat ettim. Öyle tuhaf bir adamdı ki. Daha ortaokula bile gitmezken bana zorla yaralı hastalarına pansuman yaptırırdı. Bizim sülalemiz hekimoğulları. Sen de hekim olacaksın diye başımın etini yedi. Ama ben olmadım. O kadar hekim yeter. Biraz da öğretmen çıksın bir sülaleden dedim, öğretmen oldum. Babanın inadını kırdın yani. Kırdım. O yüzden aramız hala limonidir. Anlayacağın babamın da senin dayından pek farkı yok. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Eline sağlık, zahmet oldu. Dayın sağ olsun. Çok dikkatli açmış yarayı. İstese o da hekim olabilirmiş yani. Keşke inadını bu yönde kullansaydı. Mihriban ne oldu kız, söylesene. Yok bir şey. Yalan söyleme, ne var ne oldu? Fadime. Ne olmuş Fadime'ye? Mihriban ile ilişkisi varmış olmaz. Ne? Sedef, hoş geldin kızım. Ne iyi ettin de geldin. Hoş bulduk.
Mihrali'nin yarası kanamış da. Kanamış mı? Ne oldu oğlum? Yok bir şey ana. Dükkana gidip biraz çalışayım dedim. Kendimi zorladım galiba. Deli misin oğlum? Daha yeni kalktın yataktan. Dükkana sırası mı şimdi? Merak etmeyin. Ben pansumanını yaptım. Bir şey yok. Hay Allah. Acaba? Ne yapıyorsun kız? Ne bileyim hükümet. Birden şaşırdım işte. Şehirde ne yaptınız ana? Dayım niye götürmüş seni? O da ayrı bir hikaye oğlum. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Kötü bir şey mi? Yok değil. Kemal abim babamdan kalan arazinin tapusunu üstüme yaptırdı. Ne? Burası senin hakkında diye. Onun için götürmüş. İşe bak. Dayım ha. Ekeciklerin Kemal. He ya. Niye şaştın? Ben de ekeciklerdenim. Unuttun mu? Bilmez miyim? Senin de inadın bir tuttu mu var ya. Hükümetin önünden geçtim. Allah o anda canımı alsaydı da duymasaydım solmaz. Yer yarılsaydı da girseydim içine ne olurdu? Allah Allah. Kız bak şimdi benim de elim ayağıma dolandı. Ne yapacağım ben şimdi ha? Ne yapacağım? Kız bu işte bir yanlışlık olmasın? Ne yanlışlık olacak? Her şey ortada. Bence Mihrali ile de konuş sen. Konuşmam. Şeytan görsün Mihrali'nin yüzünü. Her şey bitti solmaz. Her şey bitti. İki de tavuğumuz var. Birini görsen tüyleri tamamen dökülmüş. Ama en güzel yumurtayı da o verir. Sabah yemesine hadi doyumumuz. Gelin sofrayı hazırladım. Hangi arada sofra hazırladın? Hem ben yemeğe kalmayacağım ki. Kalırsın kalırsın. Allah ne verdiyse yeriz kızım beraber. Hem sen varken belki Mihrali de yer. Kaç gündür doğru dürüst yemek yediği yok. Olur mu öyle şey? O kadar kan kaybettin Mihrali. İyileşemezsin ki o zaman. Sen anama bakma hocam. Hadi yiyeyim bari. Yoksa terliği alıverir eline ha. Aman aman. Oğlum o nasıl söz? Ne zaman aldım terliği elime? Aman da hemen alınırmış. Ekeciklerin en güzeli. Hadi hadi yağcılık yapma. Aa hükümet nerede? Gitti. Niye? Sen geldin ya. Hükümetin görevi de bitti. Bak şimdi. Hadi geçin içeriye. Hadi geç kızım. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümet gel 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 hele. Gel de bir çay iç. Hükümetin önünden geçtim. Naci, hükümete bir çay ver, demli olsun. Tamam. Ne haber hükümet? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, iyi iyi. Hükümetin önünden geçtim. Ulan hükümet, senelerdir iyi der durursun. Bir gıdım değişiklik yok. Neresi iyi bunun? Orası iyi, orası. Orası neresi? Orası burası. Hükümetin önünden geçtim. Orasını burasını karıştırma da çayını iç hadi. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümet, Azam Bey reis olacak mı lan? He, olacak, Azam reis olacak. Demedim mi ben? Hükümet olacak diyorsa olur. Hadi ya, hükümete nasıl sorarsan öyle cevap alırsın. Olmayacak mı diye sor, olmayacak der. Hükümet, Azam Bey reis olmayacak mı? Hükümetin önünden geçtim. Gördün mü bak? İşine gelmeyince tülkü çığırıyor. Cevap vermiyor. Aha ben de diyor. Azam Bey reis olacağım. Yaz bunu bir kenara. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne zaman aradı Rasim? Dün akşam. Süngüsü düşmüş gibiydi. Daha kötü şeyler olmadan gel de şu meseleyi halledelim dedi. Bundan daha kötüsü de mi varmış yani? Ettikleri ne olacakmış peki? Hele bir gidip konuşalım muhtar. Aklında bir hainlik yoksa iyi. Kim oy verir ki ona? Oo, Rasim Bey eniştesini reis yapmak için kesinin ağzını açtı ya. Oy verecek çok. Senin haberin yok. Dingi Reşat bile Rasim Bey'den para almış evin damını aktırıyor. Sen de aldın o zaman. Almadım ama alırım. Ne olacak? Başkası reis olacak da kuş mu konduracak? Ha Azam olmuş, ha Mehmet olmuş. Ne fark eder? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam hocam.
Hoca Emmi ne diyor bu işe? Hayırlısı neyse o olsun diyor. Ne diyecek? Hoca Emmi'nin gönlü Hüseyin Hoca'dan yana. Köye benden daha fazla hizmeti var diyor. Orası öyle ama bu siyaset işi oğlum. Okulda talebe okutmaya, camide namaz kıldırmaya benzemez. Bak yine bitirmemişsin yemeğini Mehmet. Niye yemiyorsun oğlum? Doydum anam. Vallahi doydum. Babam nerede? Rasim domuzuyla konuşmaya gitti. Hoca Emmi ile muhtarı da alacak yanına. Bir gün geberteceğim o iti. O ne biçim söz? Sen canını zor kurtardın. O canavarla nasıl başa çıkacaksın? Bir yolu vardır elbet. Bak oğlum, çıkar aklından böyle şeyleri. Senin önünde daha uzun bir istikbal var. Kin tutmak, intikam peşinde koşmak bize göre değil. Etimiz budumuz ne ki oğlum? Bir kaşık suda boğarlar bizi. Artık zor boğarlar. İsteselerdi seni de beni de o saatte öldürürlerdi oğlum. Böyle kötü kötü düşünmeyi bırak da bir an evvel iyileşmeye bak. Beni de babanı da üzme evladım. Hem bak bunca yıl sonra halanla babam barıştılar. 24 yıl sonra yeniden kucaklaştılar. Her şey iyi olacak Mehmet. 40 yılda bir sevincimiz bayramımız varken böyle yapıp bizi üzmen hiç yakışık alır mı? Peki ablam. O niye böyle ruh gibi dolaşıyor evin içinde? Ablanı düşünme sen. Onun derdi başka. Sevgi denilen şey zannettiğimden çok daha başka bir şeymiş. Sevgi ummamakmış meğer. Hiçbir şey beklememekmiş. Beklersen beklediğini bulamayınca kırılırsın. Sevgi denilen şey kırılmamakmış. Bilemedim ben. Çok gençtim. Aklım bir karış havadaydı. İyin de aslan gibi bir adamdı herhalde. Ne demezsin. Size belki komik gelecek ama sırf gözlerinin güzelliğine kapılıp gittim. Ve sevgi denilen şey o heyecanı sandım. Değilmiş meğer, anladım. Anladım ama neden sonra? Ne zaman ki kocamın bana sıradan bir eşya gibi baktığını fark ettim, işte o gün çakıldım yere. Bir uçurumdan düşer gibi düştüm. Desene marifet o gözlerde değil de senin bakışındaymış. Bilmem. Bir zamanlar belki. Artık nasıl baktığımı bile unuttum Mihrali. Dert etme be kızım. Günü gelir hatırlatacak biri çıkar. Çıkar mı acaba? Ne zaman böyle bir laf açılsa hoca Emmi hep bir şiir söyler. Dilinden hiç düşürmez. Dokununca kalbe sevda adlı melek. Kaçabilmek ne mümkün. Ne mümkün sevmemek. Sen nereden biliyorsun bunu? Hoca Emmi'nin gençliğinde yazdığı şiir bu. Kimden olacak? Sahibinden tabii. Demedin mi bak? Hoca Emmi sana durup dururken söylememiştir bunu. Bir bildiği vardır elbet. Hadi canım siz de. Hoca Emmi ile birlik olup başımı yakacaksınız benim. Fena mı olur? Şöyle dört başı mamur bir köy düğünü yaparız sana. İstemez misin? Belki de Mihrali ile Mihriban'ın evlendiği gün senin de düğününü yaparız kızım. Kafam öyle karışık ki ne yapacağım, ne diyeceğimi şaşırdım. Bir el göğsüme girdi sanki yüreğimi söküp aldı. Vallahi Mihrali'ye bir şey diyemem ama bu iş olsa olsa Fadime'den kaynaklanıyordu. İki de bir şaka niyetine Mihrali'yi kapacağım diye laf sokuşturup duruyordu. Geçen gün çamaşırhaneye geldi. Mihriban'la Mihrali'nin arası bozuk mu diye başladı. Sonra gene elinden alacağım onu dedi. Ben gene şaka sandım. Ama bu sefer de lafın domuzu şakasıdır anam. Mihrali'yi kaptığım gün anlarsınız şaka mı değil mi deyip gitti. Ne zaman oldu bu? Birkaç gün önce. Mehmet'in kaybolduğu gün. O gün işte. Hangi gün? Zilhan'ın Fadime ile Mihrali'yi hayvanlığından çıkarlarken gördüğü gün. Hoca Emmi'yi anlatmış. Fadime de kabul etmiş. Bana gözüm içine baka baka he öyle oldu dedi. Öldüm ben solmaz. Mahvoldum ben. Tövbe tövbe. Kız bunlar kafayı mı yediler? Onları bilmem ama ben kafayı çoktan yedim. Bana bak inat etme. Git konuş Mihrali ile. Konuşmam. Bir kere de beni dinle be. Konuşmam dedim solmaz. Konuşacak bir şey mi kaldı? Aman be. Senin de burnun bir karış havada. Öleceksin gururundan. Keşke ölebilsen. Keşke. Artık ben Mihrali değil, ölümü seviyorum, anladın mı? Ölümü.